İki yıldır biz koronavirüsle uğraşıyoruz ve aslında ekonomiden toplumun genel sürecine hatta belki de insanların psikolojisine kadar pek çok noktayı etkileyen büyük bir salgın oldu. Herkesin aklındaki soru şu, 2022'de nasıl devam edecek? Çünkü bilmiyorum katılır mısınız ama salgının ilk gününden itibaren COVID'le SARS karşılaştırması yapılmış ve şöyle denilmişti. Bu tür virüsler öyle bir mutasyon geçirebilir ki bizi öldürmeyip kendi varlığını devam ettirebilir. Omikron böyle bir mutasyon olabilir mi ya da sizin yorumlarınız neler? Evet. Teşekkür ederim soru için. SARS-CoV-1'di o söz ettiğiniz. Kendiliğinden durdu. Bunda da öyle beklentiler vardı ama bu o kadar hızlı yayıldı ve dünyada öyle yüksek rakamlara ulaştı ki artık kendiliğinden durma gibi bir şey pek söz konusu değil. Ama sizin söylediğiniz senaryoya gelebilir. Niye böyle oluyor? O zaman mutasyonu, varyansı konuşmak lazım. Bugüne kadar endişe verici varyant dediğimiz binlerce varyant oluyor. Binlerce mutasyon oluyor. Mutasyonlar birikince varyant meydana geliyor. Varyant dediğimiz deyip biriken mutasyon öyle bir noktaya ulaşıyor ki virüsün bazı proteinlerinde değişiklik yapıyor. Burada bizi ilgilendiren de S proteini, vücudumuzdaki hücrelere girmesini sağlayan protein ve bunlarda da variant of concern, variant endişe uyandıran varyantlar ortaya çıkıyor. Böyle 4 tane varyant tanımlandı şimdiye kadar. Bir varyantı değerlendirirken oluşturduğu değişikliğin toplumda sonucunun olup olmadığına göre değerlendiriyor. Ne olur bunlar? Bir, daha çok yayılıyor mu? İki, daha şiddetli hastalık meydana getiriyor mu? Ve üç, bizim koruma aracı olarak kullandığımız aşıdan kaçışı var mı? Bunlara göre değerlendiriliyor. Alfa varyantı hakikaten çok bulaşıyordu. Orijinal Wuhan'a göre, Wuhan suşuna göre 2,5 kat daha fazla. Ama daha şiddetli hastalık yapmadı. Aynı şiddete devam etti ve aşıdan önemli bir kaçışı yoktu. O arada beta ve gamma varyantları geldi Güney Afrika'dan ve Brezilya'dan. Aşıdan kaçışı daha çoktu ama bulaştırıcılığı çok fazla olamadığı için onlar yayılma şansı bulamadı. Ve malum delta varyantı hem bulaştırıcılığı daha fazla hem aşıdan kaçışı biraz daha fazla. Ve bu delta varyantı dahil dünya tedbirlerini biz de dünyayla beraber pozisyonlarımızı aldık. Ne dedik? Bir, mutasyonun en önemli nedeni çoğalan virüstür. Çoğalmaya mani olacağız. Nasıl mani olacağız? Bulaşmaya mani olarak. Bunu asla unutmayacağız. Temel iş maske, mesafe, el hijyeni kavramı içerisinde ve otoritenin söylediği kurallara uyarak. İşte kalabalık yerlere giren girişin kuralları nedir? Lokantadaki kurallar nedir? Okuldaki kurallar nedir? Bunlara uyarak yeni enfeksiyon olmasını, virüsün çoğalmasına mani olmaya çalışmak. İki, aşımızı bir kere öyle yaptım bıraktım değil bu aşı maalesef. Pandemi sırasında olduğu için yeni varyantlara göre değerlendirebilmek, tedbirlendirebilmek. Şimdi bu omikrona gelecek olursak bunların üzerine omikron, demin söylediğim gibi delta varyantına göre bütün pozisyonlarımızı aldık. Bu kurallarımıza göre diyoruz ve ne dedik? Temel aşılama programını tamamlamış kişiler 6 ay içerisinde, 6 ay geçmemek kaydıyla hatırlatma dozlarını yapmalıdır dedik. Şu temel aşılama işini de söyleyeyim. Çünkü o da bazen kafa karışıklığına yol açıyor. Bizde iki tür aşı kullanılıyor biliyorsunuz. Biri inaktif aşı, öbürü mRNA aşısı. Yani inaktif, isimlerini verirsek BioNTech ve Sinovac aslında. BioNTech ve Sinovac, evet. BioNTech ve Sinovac. Sinovac, bunlar bu söyleyeceklerim bir aşı diğerinden daha iyidir, kötüdür anlamına gelmez. Karakterleri, antijenik yapıları gereği biliyoruz ki Sinovac aşısı 0-1-4 gibi 3 doz yapıldığı zaman etkin bir korunma sağlıyor. Aynı rakam BioNTech için mRNA aşısı olduğu için ve daha fazla antijenik stimülasyon yaptığı için 2 doz, 3 hafta arayla yapılmış 2 dozdan sonra. İşte bu iki aşıdan hangisini yapılmışsanız birincinin 3 dozundan 6 ay sonra, ikincinin 2. dozundan 6 ay sonra tekrar hatırlatıcı rappel dozun yapılması gerektiğini söylüyorduk. Neye göre? Mevcut ülkemizde halen yaygın olarak bulunan delta suşuna göre. Şimdi omikron geldi. O zaman dünya omikronu çalışıp anlayıp buna göre tedbirlerini almak zorunda. Bugüne kadar edindiğimiz bilgilerle Güney Afrika'dan başladığı söylenen omikron çok büyük olasılıkla dünyanın pek çok ülkesine yayılmış durumda. Belki Güney Afrika'da farkına varıldığında diğer ülkelerde bile yayılmış durumdaydı. Bir grafik vardı ama gösterilebilirse mesela bugün sabah Danimarka'dan bir grafik Delta'nın gidişiyle omikronun gidişini karşılaştırıyor. Delta'ya göre çok daha yüksek hızda bulaşıyor. Bunun nedeni de mutasyonların olması, mutasyonların birikmesi. Çünkü virüs doğal olarak böyle seçiliyor. Bulaşma kapasitesi yüksek olanlar daha çok bulaştıkları için öne geçiyorlar. Ve çok bulaşanlar da bütün dünyaya yayılabiliyor. Omikronun yayılma hızı doubling time denen bir şey var. 2,5 günde bir ülkede 2 katına çıkıyor. Ve yine yapılan hesaplamalarda bir ülkede 2 haftada 50 kat artışa neden olabilir. Diğerlerine göre çok daha
hızlı yayılma potansiyeli var. Bunu bir kere bir bileceğiz. Yani bu şu demek, şu mu demek hocam? İşte bugün bir kişi de görüldü. 2,5 gün sonra 2, 2,5 gün sonra 4. Sonra böyle işte katlana katlana katlana. 2 hafta içerisinde 50 katına kadar ulaşabiliyor. Çünkü buradaki sayı arttıkça bulaşması daha fazla meydana geliyor. O zaman endişe verici varyant tanımında bir ne dedik? Daha bulaşı, çok bulaşıp bulaşmadı. Bu bir kere kesin. Daha çok bulaşıyor. Bu ispatlandı. 2, daha şiddetli hastalık yapıp yapmadığını takip etme meselesi. Veriler daha çok kesin değil ama ön verilere göre sanki hastalığın şiddeti biraz daha az gibi. Güney Afrika'dan bir yayın var. Daha önceki suçlara göre omikronla hasta olanların hastaneye yatma olasılığı %30 daha az. Hastalık yapmıyor demiyorum bakın ama şiddetinden, yani hastaneye yatış ve ölümden. Bunu bir avantajdır bu ama çok iyi bir şey gibi de söylemiyorum. Bu bilgi daha yeni yeni birikiyor. Sanki daha az şiddetli hastalık yapacak gibi. Birinci şartı oluştu, ikinci şarta baktık. Tabii hastalığı tanımlarken bir hastalığın önemini belirleyen iki tane önemli faktör vardır. Bir, ne kadar çok sayıda gözüktüğü, iki, ne kadar ölümcül olduğu. Şimdi bu ölümcüllüğü daha az gibi gözüküyor ama sayı öyle bir patlıyor ki, yani bu hızla giderse günü gelir hastanelerde hastalara bakacak doktor, hemşire bulamayabilirsiniz. Nezle salgını gibi diye düşünün. Nezle öldürmüyor ama sayı çok olursa fazla bir iş gücü kaybına yol açabilir. O da önemli bir yük. Dünya onun için şu anda omikronu bu kadar çok önemsedi. Sayının birdenbire çok fazla artıyor olması, aynı anda çok hasta sayısı olması. Bunların hastane yatışları daha az olabilir. Ölümü daha az olabilir. Kaldı ki bu hastalıklarda da ölüm derken gene altta yatan hastalığı olan ve ileri yaşlılarda ölüm oranları, yani bugün nezle bile olsa bu saydığım grup, onlarda bile belli bir ölüm oranı olacağı için gene bunun da bu tarafını önemsemek zorundayız. Üçüncü sorun aşıdan kaçıp kaçmama meselesi. Bu da hızla çalışıldı. Size iki tane çalışmanın sonuçlarını söylemek isterim. Pfizer-BioNTech aşısıyla yapılan çalışmada iki doz aşı olmuş olanlarda %40'ların altında koruma. Eğer ama buna üçüncü dozu yaparsanız %75'lere çıkıyor. Bu çok iyi haber. Halen daha elimizdeki aşılarla ilave dozu yapmak kaydıyla bu suşa karşı korunma sağlayabiliriz. Sinovac'la ilgili çalışma dün medyada yayınlandı. Rakamları belki daha düşük ama orada onun değerlendirilmesinde 2 dozda %35 iken 3. dozda %90'ların üzerinde korunma omikrona karşı ona da gösterilmiş durumda. Burada deminki cümleme dönüyorum. Biz pozisyonumuzu Delta'ya göre almıştık. Delta'da 6 aydan söz ediyorduk. Neden? Çünkü zaman içerisinde antikor düşüyor. Yeni gelen daha çok antikora ihtiyaç duyuyor. O zaman bunu hatırlatmak lazım. Çünkü ilk yapıldığından daha iyi, daha yüksek antikor yapar vücut, daha önce bildiği bir şey olduğu için. Bunu yazıp antikor miktarını yükseltmek. Ama 6 ayda geldiği noktada Delta'ya karşı koruması halen devam ediyorken omikronda daha yüksek antikor ihtiyacı olduğu için ve hızlı yayılacak, çok fazla vaka meydana gelecek korkusuyla, ki geçerli bir korkudur bu, 3. dozu öne çekti dün Sağlık Bakanlığı kararıyla. 6 ayı beklemeden 3. ay içerisinde kalemizi güçlendirelim. Bu çok önemli. O zaman bugün net mesajımız, daha önce temel aşılamasını tamamlamış olan, yani 3 tane Sinovac'ın, 2 tane BioNTech'ini tamamlamış olan vatandaşlarımız, ki açıldı aşılar, lütfen 3. ay bitmeden ilave dozlarını, hatırlatma dozlarını yaptırsınlar. Eğer halen varsa hiç aşı olmamış vatandaşlarımız, lütfen onlar da çok hızlı şekilde 1, 2 ve 3. dozlar için planlamaya girsinler. Peki buyurun hocam, şöyle de bir hatırlatma yapalım. Şimdi izleyicilerimizden şunu düşünenler olabilir. Ya benim bayağı bir zaman geçti, ben acaba ne zaman aşı olmuştum, bunu hiç hatırlamıyorum diyenler için de bir hatırlatma. Hayat Eve Sığar uygulaması ya da e-nabız uygulamasına girdiğiniz zaman aşı randevusu kısmına tıkladığınızda onu görebiliyorsunuz. Bir örnek, benim normalde hatırlatma dozum Ocak ayında olacaktı. Biraz önce yayın olacaktı. Arasında kontrol ettim. Aşım çıkmış. Ben de Cuma günü için hemen randevumu aldım. Yarın yayın çıkışı çok yapacağım şey. Bu bakın neden önemli? Bu gençlerde de bulaşması oranı yüksek olduğu için gençlerde de yayılacak. Orada vaka sayımız artacak. Ağır vaka sayımızda bir kıpırdanma olmayacak inşallah. Ama 2 doz aşısını ya da 3 doz aşısını olup ben zaten korunaklıyım diyen 60-65 yaş üstü ya da altta yatan hastalığı olan kişilere özellikle söylüyorum. Bunlarda breakthrough dediğimiz aşılarda olan hastalanma meydana gelebilir. Çok büyük olasılıkla çok ağır seyretmez. Ama altta yatan hastalığın şiddetine göre ağır seyretme olasılığı olabilir. O nedenle 3. dozlarınızı bir an önce yaptırmak için planlarınızı yapın.